Santral Sanat'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Yeşim Ceren Bozoğlu olacak ama kendisiyle sohbete başlamadan önce bir klasik olarak ajandamızda neler var göz atalım. İzleyicileri yoğun duygulara sürükleyen bu eşsiz yapıt, Rusya'da 1905 yılının buhranlı çarlık döneminde gelenek ve devrim arasına sıkışmış küçük bir köyde geçiyor. Lal Hayal, farklı yaş ve sosyal statüden 7 kadının trajikomik hikayesini anlatır. Birbirinden farklı kadın figürlerinin yolu çözülmeye muhtaç, polisiye bir hikayenin geriliminde buluşur. Yüzyıllar boyunca gezdiler, dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Kiminin kaldığı bir at arabası, kiminin yıkık dökük bir barakası, kiminin bir çadırı, kiminin de ayağındaki lastik bir çift ayakkabısından başka hiçbir şey yoktu. Harikulade tiyatral rastlantılar, yaptıklarıyla yapmak istedikleri birbirine uymayan karakterler ve bin bir kalıba giren oyuncular. Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. En başa dönüp en baştan süreci almak istiyorum. Şöyle ki, bir oyuncu eğitimini tamamladı. Artık kendisini oyuncu olarak piyasada sunmaya başladı. Peki her şey çok mu kolay ilerliyor? Kariyer basamaklarını hemen birer birer tırmanmaya mı başlıyor? Zorsa da neler zor? Şimdi güzel bir soru. Teşekkür ederim. Dünya önce bir toz bulutuydu'dan başlamak evet, gerekiyor. En başında. Öncelikle tabii oyuncu dediğimiz mesleğin gerekliliğini yerine getirebilmek için bana sorarsanız hani 25 senelik bir eğitimci olarak önce eğitim şart diyerek başlamak istiyorum. Çünkü bu ister kamera önü oyunculuğu olsun, ister sinema için olsun, ister tiyatro için olsun. Günümüzde sektörel anlamda da sanatsal olarak da eğitim almadan sıfırdan hani bu Y ve Z kuşağının sonuç odaklı olması üzerinden anında hiçbir başarı olmuyor. Biraz emek vermek gerekiyor tabii her işte olduğu gibi ve biraz demlenmek gerekiyor. Elbette kolay olmuyor. Çıraklıktan başlamayan hiçbir şeyin ustalığını yedirmezler. Bir şey de ustalıktan zaten size geliyorsa fırsat olarak oradan arkanıza bakmadan kaçmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onun bedelini başka bir yerden çıkartır o süreç. O yüzden de süreçleri adım adım takip etmek lazım ve kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Zaten bu mesleğe bir aşk duyuyorsanız oyunculukla ilgili bana sorarsanız mesela ben hiçbir zaman kendimi sadece oyuncu, işte sadece yönetmen, yazar veya işte akademisyen, işte ne bileyim dublaj sanatçısı, tiyatrocu olarak veya sinemacı olarak görmüyorum. Bu mesleklerin hepsinin içinde bulundum ve zaman zaman üretime devam ediyorum. Ama ben kendimi hikaye anlatıcısı olarak görüyorum. Dolayısıyla bunun içinde topluma bir şey anlatmaya çalıştığınız noktada acı çekmeniz, gerçek bir şey anlatıyorsanız hakikati her zaman acıttığı için zor. İnsanların dinlemek istemesi de, onu sağlamak da zor. Biraz da acı çekmekten zevk alıyor olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, zor. Kısaca. Son cevap zor. Zor mu zor? Evet, zor. Bunu koydukça. Peki, sizin isminizi mesela Google'da aratsak, Yeşim Ceren Bozoğlu diye, başarıyla yaptığınız işleri küçücük bir taramayla bile alt alta görebiliyoruz. Genelde bunlar zaten vitrinde olan şeyler. Ama ben size tersinden tırnak içinde başarısız işleri sorsam veya o süreçte başarıya giden yolu sorsam, nasıl anlatırsınız bunu özellikle yeni yola çıkacak kişiler için, oyuncu adayları ve yeni oyunculuğa başlamış insanlar için soruyorum. İşte o noktada yani mesela benim filmografime baktığınızda IMDb'ye girdiğinizde son rakam tam hatırlamıyorum. 30-31 tane sinema filmi var. Bunların 28-29'u işte bağımsız sinema tabir edilen, art house denilen işler. İşte bir tanesiyle Montreal'de ödül aldık, öbürüyle işte Cannes Film Festivali'nde ödül aldık, öbürüyle işte Oscar aday adayı olduk. Ama gişeye baktığınızda bunlar yere çakılmış işler. Yani 2000 kişiyi geçmiyor. Bugün en beğenmediğiniz dizinin YouTube'daki izlenme oranı minimum 2 milyon. Dolayısıyla burada sanıyorum doğru soru şu olur. Başarıdaki kriter ne? Yani eğer bunun hani kapitalist sistem üzerinden parasal karşılığıysa çok başarısız işler var. Ama kendi
hikayem özelinde ateşin düştüğü yer gibi bir senaryo gerçekten 30-40 senede bir denk gelir. Çünkü 7 senede yazılmış bir iş, gerçek bir hikayeden yola çıkıyor ve çok doğru yorumlandığını da düşünüyorum sinema filmi olarak. Veya işte Onur Ünlü'nün çektiği polis filminde görev almak benim için çok özel bir şey. Yani Haluk abiyle beraber sahne oynamak gibi gibi. Ama baktığınızda bunların maddi anlamda karşılığı yok. O noktada başarıyı nasıl tanımladığınız bence çok önemli. Orada da süreç ve sonuç ilişkisini çok doğru değerlendirmek lazım. Burada da bence sanatçıya düşen kısmı da kendi gelişimiyle alakalı. Yani kendi ruhsal anlamda varmak istediği yolla alakalı bir şey. Çünkü başarının bana sorarsanız %50'si başarısızlık. Yani şöyle bir şey yok. Ben muhteşem bir eser ortaya koyacağım ve hiç canım acımayacak. Öyle bir dünya yok. Çok canın acıyacak yani. Ve defalarca death drop şeklinde düşeceksin. Ama eğer sebat ediyorsan ve çalışmaya ve iyileştirmeye devam ediyorsan onun sonucunda bana sorarsanız sabır ve inatla da azimle de gerçekten elde edilemeyecek hiçbir başarı olduğuna inanmıyorum. O biraz tabii kişisel inançla da alakalı. Peki kalıcı olabilmenin yolu nereden geçiyor? Yenilenmek. İlle mesela magazinen olmak şart mı? Sektör anlamında soruyorum. Vallahi ben magazine bayılıyorum. Akademisyen olarak da, kitap yazmış bir insan olarak da, Jean Genet ve Edward abi üzerinden tez yazmış bir insan olarak da, hani kişisel olarak ben magazine bayılıyorum. Defalarca da magazin röportajları verdim. Burada bence akıllıca olan şey şu, şimdi magazini nereden anladığınızla çok alakalı bir şey bu. Bu işte şarkıcı, türkücü magazini olarak okuyorsak bunu, bu bence çok cahil bir bakış açısı. Çünkü magazin dediğiniz şey orta sınıf halkın en çok tükettiği bilgi. Burayı nasıl yönlendirdiğiniz sizin zekanızla alakalı. Siz de aynı yerden o zekayla bakıyorsanız bu bizatihi salaklık bence. Ama bunu 18. yüzyılda Mozart'ın popüler olduğu yerden veya Charles Dickens'ın romanlarını yazdığı zamanlarda o aristokrasinin içinde popüler olduğu yerden oradaki magazinden yönetebiliyorsanız bu sizin stratejinizi ve zekanızı gösterir. Kişisel anlamda ben yaptığım işlerde magazini buradan kullanmak konusunda çaba sarf ettim ve magazin röportajlarımın hepsi ya tiyatro oyunuyla ilgilidir ya işte bağımsız sinemadır. Onun kırmızı halısıdır. Veya işte 1314 adında bir oyunculuk okulum vardı. Orada işte Türkan Şoray geldi. 7 saat çocuklara sinema anlattı ve kendi tecrübelerini paylaştı. Bunun magazinel bir değeri var mı? Var. Çünkü kadın bir efsane. Ve hani bence hani sinema, Türk sineması eşittir Türkan Şoray. Dolayısıyla bunun paylaşılmasında bir sakınca yok ama elbette ki yani hani koluna taktığın çanta, ayağındaki ayakkabı gibi bir magazinden bahsetmiyorum. Bence magazin çok önemli bir silah ama doğru kullanmayı biliyorsanız. Peki bir oyuncunun günleri nasıl geçer diye soracağım ama iki başlıkta ayırmanızı rica edeceğim. Biri işe giden oyuncu, işe sahip oyuncu ve işsiz kalmış oyuncu. Hatta bunu da ikiye ayırmak isterim. Şöyle ki yola yeni çıkmış, mesleğinin başında işsiz kalmış bir oyuncu ve daha sonrası için durum değişiyor mu? İşsiz kalmak nasıl, korkunç mu gerçekten? Vallahi bana sorarsanız öncelikle ekmek ve su tabii yani. Öncelikle hepimiz bu mesleğin içinde yani ister Madagaskar'da oyunculuk yap, ister işte ne bileyim Rusya'da oyunculuk yap, ister İstanbul'da oyunculuk yap. Herkes öncelikle kirasını ödemek ve karnını doyurmak zorunda. Bunun için oyunculuktan para kazanabiliyorsan ne âlâ veya bir birikimin varsa ve kendini finansal olarak idame ettirebiliyorsan şahane. Ama bunu yapamadığın takdirde işte garsonluktan başka binlerce skalaya kadar bir iş yapıp önce kendini finansal olarak idare ettirmek zorundasın. Onun dışında kişisel fikrim bu noktada amatör bir oyuncunun da usta bir oyuncunun da o anlamda benim için farkı yok. İş üretmek, kendini yenilemek ve kendini geliştirmek zorundasın. Bu benim için de aynı şekilde geçerli. Yani işte yeni bir dizi çektim, o iş bitti. Şimdi yeni projeler üretmek zorundayım. Kendimi o karakterden başka bir şeye evletmek zorundayım. Ve bir yandan da yeryüzünde olan bütün trendleri takip etmek zorundayım. Neden? Bunları işime yansıtabilmek için.
Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi teknolojiden sonra kuşak farkı çok ciddi bir boyutlarda ya yani. Benim annemlerin kuşağının o işte baby bloomer denilen savaş sonrası kuşakla şimdiki Z kuşağının ne kullandığı dil, ne kullandığı teknoloji, ne tükettiği sanat aynı değil. Ama hedef olarak siz hepsini hedefliyorsanız işinizin içinde hepsine dair bir kod koymanız lazım. Aslında bilgisayar programcılığı gibi biraz. Biraz matematik düşünmek lazım. Bunun için de sizin atıyorum Berlin Biennale'ni de biliyor olmanız lazım. İşte Alem FM'deki Türk pop müziğini de biliyor olmanız lazım. O noktada geniş spektrumda bakıp yerel olanın içinden evrensel bir değere ulaşabiliyorsanız o şahane. O zaten bence çok üst boyutta bir şey üretmek. Ama genellikle bu çok ciddi bir çaba ve ciddi bir adanmışlık gerektirdiği için insanlar bunu yapmıyor ve maalesef çok çabuk eskiyorlar. Yani eskiden bir tiyatro yönetmeninin, bir dizi senaristinin veya bir sinema yönetmeninin insanlarla buluşması ve oradan aldığı onay, takdir, başarı adına her ne diyorsak işte bir 5 ila 10 sene sürüyordu. Şimdi çok çabuk bittikleri için, masaya yeni bir şey koymadıkları için 2 sene içinde birisi parlıyor, bir şey yapıyor, sönüyor, gidiyor. Çünkü arkadan daha iyisi geliyor, daha yenisi geliyor. O yüzden de bence yenilenmek bu işin tek sırrı ve o yüzden de yani orada çırak olanla usta olan arasında hiç fark yok yani. Bayağı çalışmak gerekiyor. Keşke kolay yolu olsa yani. Hani sizin maalesef bu detayları paylaştığınız bir kitabınız var. Dersimiz Oyunculuk ismiyle. Şimdi aynı isimde bir de YouTube kanalınız var. Evet. Ve çok kritik başlıklarda cömertçe paylaşımlar yapıyorsunuz aslında. Evet. Gerçek, ben de takipçisiyim bu arada. Teşekkür ederim. Dili çaldıranlardan. Teşekkür ederim. Bir süredir de hatta video yüklemiyorsunuz. Evet, Alanya'daydık, setteydik şimdi. Mayıs'ta tekrar çekeceğiz inşallah. Peki önemi ne diye sorsam bu paylaşımların sizin için? Çünkü hani siz yolunda giden, işleri de gayet nasıl diyeyim, ortalamanın üzerinde çok sektör için olan bir oyuncusunuz. Çok şükür diyelim, Rabbime şükür diyelim. Babamızı koşuyalım. Siz bu paylaşımları neden yapıyorsunuz ve önemi ne sizin için? İki sebebi var. Birincisi ben 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Alanı Sanat Dalı oyunculuk bölümünü bitirdim. Bir devlet okulunda okudum. Ve yani devlet okulları bildiğimiz üzere işte işçi ve emekli ve mavi yakalının aslında finanse ettiği kurumlar. Dolayısıyla vatan millet borcu olarak görüyorum. Birinci sebep bu. O borcu geri ödemek zorunda hissediyorum. İkinci sebebi bilgiden kurtulmaya çalışıyorum. Çünkü yani kap şu kadar ya, bu full doluyken bunun içine yeni bir şey koyamazsın. Dolayısıyla bu bildiğini aktarman gerekiyor ki kap boşalsın, kendini boş ve tatminsiz hisset ki yeni bir şey öğren. Öbür türlü yani herkes sana olağanüstü oyuncusun, şahanesin, şöyle de yardırdım, böyle de muhteşemsin dediği noktada Allah muhafaza insan inanır. O yüzden o bilgiyi aktardığında o var olan alandan kurtulduğunda kendini tekrardan sıfır noktasında ve boş hissediyorsun. Bu da çok önemli. Üçüncüsü kendime rakip yetiştirmek istiyorum. Çünkü rakibi olmayan, alternatifi olmayan değerler çürüyor bence. O yüzden birileri yani boynuz kulağa geçsin ki... Yusuf oradan kollarını kaldırıyor, power pose diye. Boynuz kulağa geçsin ki ben ona erişmeye çalışayım. Dördüncüsü de bir yandan da şöyle bir realite var maalesef. Sahada gol atan antrenörlük yapmıyor bizim sektörde. Yani benim hani çok teknik bir yerden söyleyeceğim, inşallah yanlış anlaşılmaz ama A plus para kazanan hiçbir aktör üniversitede ders vermiyor. Evet. Veya işte özel ders vermiyor. Ben hepsini yapmaya çalışıyorum, özel ders hariç. Üniversitede de ders veriyorum, işte Haliç Üniversitesi'nde de ders veriyorum. Aynı zamanda YouTube kanalında orada paylaştığım hem işin artistik kısmına dair olan hem de işin ticari kısmına dair olan, yani hayatta kalmakla ilgili kısmına dair olan, şöhret yönetimi gibi, iş bulmak gibi gibi bir sürü detayı da paylaşıyorum ki yani o gap
kapansın istiyorum. Hı-hı. Çünkü öbür türlü ben kendi adıma 9 Eylül'den mezun olduğumda evet tiyatro tarihi okudum, işte dramaturji okudum, rejiyle ilgili bir sürü şey yaptım, bir sürü oyunda oynadım ama İstanbul'a geldiğimde sudan çıkmış balık gibiydim. Çünkü nasıl iş bulacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Sektördeki iş ortamlarında nasıl hayatta kalacağıma dair hiçbir bilgim yoktu. Gerçekten ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bir yandan da deminden beri konuştuğumuz bu hani iki senede bir kendini update etmen lazım, yenilemen lazım, güncellemen lazım. Bilgisiyle ilgili de bir şey bilmiyordum ben. Yani o yüzden de bu anlamda yaptığım şeyin önemli olduğunu düşünüyorum ve umuyorum ki, diliyorum ki sektörde çok kıymetli insanlar var. Biraz da örnek olmasını umuyorum. O ustalar sınıfında birileri de benzer işler üretsinler ki bilgi daha fazla paylaşılsın. Evet, özellikle YouTube'da aslında bu konuda çok bilgi kirliliği var. Ve amatör bir takım denemeler yapılıyor ama sizin gibi profesyoneller tarafından bu işler üstlenildiğinde izleyen açısından da aslında cesaret verici hale geliyor. Evet. Gerçekten yani evde İnşallah. Nereden başlayacağını, nasıl çalışacağını bilebilir hale geliyorsun. Yani birilerinin artık şeyi konuşması lazım bence. Bu iş kitap okumadan olmuyor. Bu iş çalışmadan olmuyor. Yani işte 10 bin saat kuralı diye bir kural var. Artık herkes herhalde biliyordur bunu. Bir mesleğin içinde sen 10 bin saati tamamlamazsan oradan bir başarı veya bir getiri beklememelisin. Ama o 10 bin saat zannedilmesin ki atıyorum işte hayalin kamera önüyse sadece kamera önünde geçirdiğin saat değil. Tiyatroysa sadece tiyatro provasında geçirdiğin saat değil. Ben şöyle diyorum 20 bin saat yani 10 bin saat real iş ürettiğin, diğer 10 bin saat de kendini o işi üretirken fark yaratacak şekilde beynini kodladığın bir şey. Yoksa yani insanın gözyaşı işte yanlış bilmiyorsam 3-4 tane delik var vücudumuzda, çıkan sıvılar belli. Bu dünyanın her yerinde aynı yerden o sıvılar çıkıyor. Dolayısıyla burada fark yaratmak için anlattığın hikayeyi, neden anlattığını, nasıl anlattığını ve niye anlattığını çok iyi biliyor olman lazım. Burada bir üst bakış gerçekleştirebilmek için yani senin burada çektiğin kısa metrajın, senin burada oynadığın oyunun atıyorum Los Angeles'ta da çalışıyor tabir ederim ben onu. Afrika'da Cape Town'da da çalışabilmesi için senin normun dışına çıkabilmen lazım. Normun dışına çıkmanın yolu da sanat, okuma, fikir, zihinsel, ruhsal ve duygusal olarak sınırlarını genişletmekle alakalı. Yoksa aynı müziği dinleyip, işte aynı yemeği yiyip, aynı kahveyi içip, aynı şeylerden beslenerek başka bir şey üretmen mümkün değil. Yani Van Gogh'un biraz da hastalığına borçluyuz ya o resimleri. Özür dilerim ama öyle. Veya Frida'nın yaptığı tablolara baktığında işte dönemin sürrealistleri gelip kadına diyorlar ya işte sen sürrealistin falan. Hayır diyor kadın yani bu benim doğalım. Çünkü zaten yani omurgası kırıldığı için işte günde 5 miligram morfinle yaşıyor. Şimdi o normun dışına çıkma, uyuşturucu kullanın demiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Uyuşturucuya ve alkole kesinlikle karşı. Farklı olacağız. Bunların hepsi ayık kafayla, bol kahveyle yapılacak işler. Çünkü öbürü çok ucuz ve kolay. Zor olan bununla yapmak. Delikanlı olan kahveyle gelsin diyoruz. Ama o normun dışına çıkma bilgisini düşünüyor olmak ve oradan üretiyor olmak lazım. Yoksa yani acıklı bir şey, şeye çok seviniyorum hani şu dönemde çok fazla iş üretiliyor. Ama baktığında yani A kişisinin ürettiğiyle B kişisinin ürettiği arasında hiçbir fark yok. Yani seni alıyorum, Ahmet'i koyuyorum senin rolünün yerine. Hiçbir şey değişmiyor yani. Bu bence korkunç bir şey. Yani bunu nasıl ekarte ederiz onu düşünmek lazım. Bir parantez açmak istiyorum. Sektör bunu talep ediyor olabilir mi? Böyle bir algı var çünkü. Yani hani Ahmet'i çıkar, tabii, Mehmet'i tabii, koy. Tabii. Yani sektör, şimdi sektör dediğimiz yer, işin içine paranın girdiği yer her zaman ticaret ahlakı, ticaret kanunlarıyla işliyor. Yani nedir? En az parayı vereyim, en çok emeği ve en çok getiriyi alayım. Dolayısıyla para üzerinden düşünülen bir şeyde hiç kimse senden daha iyisini talep etmeyecek. Yani bir işte televizyon dizisinde oynadığım şeye çok acıklı buluyorum ve çok içten içe de üzülüyorum. Yani ben televizyon dizisinde oynuyorum neden para için? Geri zekalısın o zaman yani. Senin karşında
profesyonel ışık varken, profesyonel bir kamera varken, orada profesyonel bir görüntü yönetmeni varken sen bunu kendin için bir eğitime çevirmiyorsan sen bizatihi gerizekalısın yani. Hani showreel'in için malzeme yapabilirsin. Bir de artık günümüzde o kadar fazla imkan var ki. Yani sen profesyonel anlamda çektiğin işleri doğru bir şekilde bağlayıp IMDb'ye koyarsan ve oradaki pro'ya üye olursan, çok da bir rakam değil oraya üye olmak ve oradaki bir zahmet İngilizce öğrenip casting call denilen işte bu kastları takip edersen Avrupa sinemasında yer alabilirsin. Aynı şekilde bunun tiyatro versiyonları da geçerli. Ama kendi bir tabir vardır ya, hani kendi donunu bağlamak durumundasın. Bunu sana hiç kimse yapmayacak. Yani Beyoncé'nin menajeri de Beyoncé için dünya turunu organize etmiyor. O karar veriyor. Veya Lady Gaga Super Bowl'da birisi gelip de sen git 4000 metreden atla demiyor kadına yani. O buluyor bunu, ekibi onu realize ediyor. Dolayısıyla bugün günümüzde sanat üreten veya bu sektörün içinde bir yere gelmeye çalışan hepimizin kendi yolculuğuyla ilgili çok ciddi bir sorumluluğu var. Onun rotasını ve stratejisini sen belirleyeceksin. Ha desen ki işte Ayşe Barım gelsin, yok Ayşe de yapmıyor yani. Arkadaşım konuştum orada. Gerçekten yani. Herkes çok tamam, sen masaya ne koyuyorsun onunla ilgileniyorlar. Hocam yüz yüze eğitim vermeye de devam ediyor musunuz? Hayır. Sizinle çalışmak yeter. İsteyenler. Yeter. Bir tane arkamdan yetiştiriyorum. İsteyenler Yusuf Burak Kurtoğlu'na başvursunlar. O da doydu. Ama yüz yüze eğitim vermiyorum. İşte Türkiye'de bu oyunculuk koştuğum meselesini ilk yapanlardan biriyim. Fakat o çok yorucu ve çok zaman alan bir şey. Yani onun layıkıyla yapmak o şey gibi. İşte Seven Bıçakçı'nın yüzük. Yani Ayasofya'yı koyuyor ya adam şu kadarcık bir yüzüğün içine. O biraz öyle bir iş. Ve yani orada da yapmamamın sebebi aslına bakarsan zaman da değil sadece. Parayla hiç alakası yok. Talebe talep edendir ya. Yani benimle çalışacak insanın gerçekten o noktada bir talep ediyor olması lazım. İki, çok ciddi bir adanmışlığı ve tutkusu, aşkı olması lazım. Orada da gayet açık söylüyorum yani işte 20 senede bir tane geldi. Çok bile Allah'ıma Rabbime bir şükür diyor. O da olmayabilirdi çok şükür yani. Hani öyle bir şey gelirse zaten orada sen hoca olarak seçmiyorsun. Git diyorsun o geri geliyor, git diyorsun o geri geliyor. Öyle bir durum yani. Tiyatro. Kapıdan kovuyorsun ama gitmiyor yani. O hikayeler gerçek yani. Biraz tiyatro başlığına geçmek istiyorum. Tiyatro dünyasını takip edebiliyor musunuz, sahne işlerini? Evet. Ve özellikle yeni dönem alternatif tiyatroları, ekipleri nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok heyecan verici buluyorum, şahane buluyorum. Bu son dönemlerde hani ülkenin girdiği bu muhafazakarlaşma algısının çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Çünkü yani üç kişi bir araya gelip tiyatro sahnesi kurmaya başladılar. Herkes her yerde prova yapmaya başladı. Ama dediğim gibi yani doğal olarak çok şaşırtan işler yani vay bu nasıl bir şey yapmış çok az çıkıyor. Ama çıkmıyor da değil. O anlamda nezaketi anmadan geçemeyeceğim. Dirmit oyununu seyretmeyen varsa hala çok şey kaçırıyor. Yani bir kadın oyuncu sıfır makyaj, sıfır ışık, sıfır kostüm, yanında da bir adet saksıyla 1,5 saat, 2 saat hatta galiba değil mi? 2 saat aklınızı, beyninizi nasıl uçurur, sizi moda sahnesinden Kadıköy İskele'ye kadar nasıl yürütür, lütfen gidin görün. Hiçbir bahanenin kalmadığı bir şey sunmuş mesela nezaket. O anlamda bu tarz işleri de gönülden destekliyorum ve çok heyecan verici buluyorum. Sizin tiyatro projeniz var mı ufukta yönelik? Çok. Yahut Ahsenler, Fridalar. Yani var bir sürü bir şey fakat ben kendi adıma sol tandans tiyatronun dibine vurdum. Bu F-tipi cezaevleri döneminde işte Dario Fo oyunları sivillerle beraber tiyatroya gidip gelip falan. Biraz meşakkatli bir süreçti benim bilfiil sahnede olduğum son dönemler. Sonrasında işte geçen sene bir Kırık Bebek ve Diva diye bir fiziksel tiyatro tabir edilen performans tiyatrosuna dair bir oyun yönettim. Onun dışında da çalıştığım projeler var ama artık biraz 20 senenin, 25 senenin sonunda biraz daha prodüksiyonel, biraz daha
Yani iki kalas bir heves olmayan biraz başka işler olmasını umut ediyorum. Projeler hazır. Doğru zamanda, doğru mekanda, doğru insanlarla buluştuğunda inşallah bir şeyler realize de olacaktır diye umuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizim vaktimiz biraz kısıtlı ama dersimiz oyunculuk kalanında. Bu belki içeriklerin devamı. Devamını seyretsinler efendim. Bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok onur duydum. Teşekkür ederim. Şimdi programımızın kapanışında bölümümüzün düzenlediği ve bu sene ikincisi gerçekleştirilen Artist in Residence projesi kapsamında Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları alanı hocalarından Fulya Peker'in Maldoror isimli tek kişilik gösterisinden bir VTR hazırladık. Onu izleyeceğiz ve programa bu hafta veda edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ön gösterimi bölümümüzün ikinci kez yürüttüğü Artist in Residence ile ayın 5'inde gerçekleşecek. Sonrasında Bilgi'den bağımsız olarak devam edecek Maldoror adlı oyunu hocalarımızdan Fulya Peker uyarlayıp yönetiyor ve oynuyor. Aslıhan Demirtaş sahne, Tolga Tüzün ses, Alev Topal ışık tasarımında. Sahne ve gösteri sanatları öğrencileri ise proje asistanları olarak uygulamalı bir öğrenme süreci içerisinde deneyim kazanıyorlar. Kilitlenmiş olduğundan, sonsuz umutsuzluğun yarıkları ve uçurumları arasında insanı durmaksızın kovalayan mutsuzlukların solgun sürüşüne daha fazla tanık olmamak için.